Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepinize geçmiş olsun diliyorum. 2020 LGS sınavını da atlattınız. Umarım hepinizin sınavı gerçekten çok güzel geçmiştir. Soruların yayınlandığını duyar duymaz hemen soru çözüm videosunu hazırlamak istedim sizler için. Çünkü emin olun ben de en az sizin kadar heyecanlıyım. Şimdi bu videomuzda İngilizce soru çözümlerini açıklayacağım. Bakalım umarım hepiniz full çekmişsinizdir diyorum ve hiç zaman kaybetmeden ve sizi daha fazla bekletmeden soru çözümlerine başlıyorum. Hemen birinci soruyla başlayalım. Bakalım ne demiş? A kitapçığının bu arada soruları şu anda. According to the comments above, who says something bad about Jack demiş. Kötü bir şey söyleyen hangisi? Backup olumlu, get on well olumlu, never count on him demiş. Olumsuz. O yüzden Tom diyorum. Cevabım Bursa. Birinci soru. Güzel. Çok yabancı olduğumuz bir soru tipi değil. Umarım yapmışsınızdır siz de diyorum. Hemen ikinci soruya geçiyorum. Which of the following you should not say demiş. Yani söyleyemeyeceğimiz. You work at a call center and answer customers questions on the phone. You are there to solve their problems. Yani problemleri çözmek için oradasınız. Hangisini söyleyemezsiniz? Please contact us. Hani bizimle iletişime geçebilirsiniz. Evet. Our friends will solve. Bak, solve demiş zaten. Bugün çözecekler probleminizi. I'm too busy to solve your problem. Hani too busy, hani sizin çok, yani çözmek için çok meşgulüm. Yani çözemem. Sen orada problem çözmek için oradasın. Sen böyle bir cevap verebilir misin? Hayır, veremezsin. Değil mi? O yüzden cevabımız Ceyhan olur. Güzel. Bu da güzel bir soruymuş. Hemen üçüncü sorumuza bakalım. Not talk about the school rules. School rules dediğimiz şeylerden hangisinden bahsetmiyor? Listen to our teachers. Bu doğru, değil mi? We must come home early in the evenings. Erken gelmiş. Şimdi okul kuralı mı bu? Bakalım bak. Lessons you mustn't drink, eat. Evet. Mustn't talk each other during the exams. Evet. Şimdi bunların üçü de okul kuralı. Ama şu ne? Eve erken gelmeliyiz. Yani çok da bir okul kuralı vesaire gibi bir şey değil. O yüzden cevabımız Bursa olacak. Dördüncü soruya geldik. Yine bir conversation sorusu. Cannot use. Benzer sorular normalde cümle koyuyorduk. Burada da ne demiş? Kelime yerleştirin demiş. Too much black pepper. O zaman black pepper ne? Spicy olur değil mi? O zaman 1'e C gelecek. 2'ye lemonade. Can you add some more sugar demiş mesela. O zaman lemonade normalde ekşi olur. Tatlandırmak için biraz daha sugar. A da buraya gelecek. Bakalım burada by chocolate cookies. O zaman ne yiyecek? Sweet şeyler yiyecek. Değil mi? Tatlı olan şeyler. Ama salty, tuzlu olmasıyla ilgili herhangi bir şey yok bize. O yüzden cevabımız D şıkkı diyorum. Yine çok tatlı bir soruymuş bu da. Beşinci soruya geldik. Bakın çok ilginç bir grafik gibi bir şey vermiş. Ha, recipe'nin aşamalarını vermiş. Güzel. Correct order. Ne demiş? Change the places. Hangisinin yeri yanlış? Bak şimdi. First. Bir kere doğru. Değil mi? O yüzden A ve D'yi eliyor muyum? Eliyorum. 2. Put some oil into a pan and heat it. Add onions and peppers into a pan. Bak, pan'dan gitmiş. Buna yağ koymuş. Ondan sonra bunları koymuş. O zaman bu ve bu doğru olur mu? Olur. O yüzden cevabım otomatik olarak 1 ile 2 eledikten sonra 3 ile 5 kalır. Zaten enjoy your meal'ı bir kere en sona almamız gerekir. Bu da güzel bir soru olmuş. Hatta rahat yapabileceğiniz de bir soru olmuş. Şunu görseniz, bir de first'ü görseniz zaten cevabı direkt bulursunuz. Umarım da bulmuşsunuzdur diyorum. Hemen altıncı soruya bakıyorum. Why does Mr. Carter call Green Mobile? Şimdi bakalım neden aramış. Green Mobile, how can I help you? My computer is not working properly. Demek ki burada bir şikayet, bir problem durumu söz konusu değil mi? O yüzden ne diyecek? About a problem diyecek tabii ki. O yüzden cevabımız A şıkkı direkt. Problem var. Çalışmıyor düzgün bir şekilde. Hemen geldim 7. soruya. Who will watch the match? Kim maçı izleyecek? Bakalım.
Cumartesi günü saat 3'te, tamam mı? Meşgul olmayan kişi. Bakalım, Jason will study for his English exam on that day. O gün çalışacaksa izleyemeyecek demektir. Bunu eledim. Peki, Jason'ı eledim. Kevin has to stay with his grandparents. Grandparents'ın da kalmak zorundaymış. O zaman o da gidemez. Bunu da eledim. Likes basketball matches and he will be there. Orada olacak. Bu kesin gidiyor. Bu da kuzeniyle buluşacak. Zaten bize de gideni soruyor. O yüzden cevabım B diyorum. Bu da güzelmiş. Çok kolay. 8'e bakıyoruz. Following books should Joe buy for Kate. O zaman Kate'in sevdiği bir şey olması lazım, değil mi? Bakın ne demişler. She has finished the friendship. Friendship'i daha yeni bitirmiş. O yüzden bunu eliyorum. Bunu almasın. She wanted to read the old world and Jane bought it. Jane zaten bunu almış. The old world'u da eliyorum. Rose da diyor ki she wanted to buy the book. The Indian music, but she bought the Great Dog. The Great Dog da kızda varmış zaten. O zaman hangisini alsa iyi olur? The Indian Music kitabını alsa çok iyi olur. Güzel bir tercih olur. Şurayı okumadım bile. Umarım siz de burayla kafanızı karıştırmamışsınızdır. Şunlardan eleyerek giderseniz soruyu çok rahat yapardınız. 9. soruya geldim. En uzun sorumuz bu olmuş sanırım. Complete the conversation demiş. Şuraya geleni bulacağız. Hello Susan, how can I help you? What should I do to join the event? Ne yapmalıyım? Buraya katılmak için. Bakalım, project with us, no rules, just one, all school students can join demiş. Information için buraya başvurun demiş. Peki, hemen bakalım ne yapmalı? You can't join. Şimdi şunu yapmalısın diyor. Bunu böyle bir şey söyleyemez. If you need more information, send don't call. Arama, böyle bir şey yok. The event will be in the morning. 5 ile 7 arası demiş. Zaten yanlış bilgim. Bunu da geçtim. Just bring your project. Bak, project with us demiş. Share your project with us. To the concert. Buraya sadece projeni getir. Bu kadar, senden istediğimiz tek şey bu diyor. Cevabımız D şıkkı. O da diyor ki okey, tamam, hemen hallederim, gelirim ben diyor. Okey. Peki son sorumuz. Gayet güzelmiş buraya kadar sorular. Doğru olanı ve hiç de yabancı olmadığımız bir soru tipi aslında. Adults and teenagers karşılaştırmasını vermiş. Bakalım. Many adults like watching online videos. Online videos nerede? Watching videos many değil. Eledim. Doğru olanı buluyoruz. Teenagers prefer reading news. Reading news 5 en azı. Sanmıyorum bu da doğru olsun ki eliyoruz. Most of the adults şunu söylemesi lazım. Enjoy sending message. Evet, %60 oranla enjoy sending message yapıyor. Ve değerlendirecek olursam gerçekten İngilizce soruları çok kolay olmuş sizin için ve eminim ki inşallah hepsini de doğru yapmışsınızdır. Şöyle de sözel bölümün tekrar cevap anahtarını şöyle göstereyim ben size tekrardan. Umarım güzel geçmiştir sınavınız. Hem sayısal hem de sözelinizde güzel sonuçlar elde etmişsinizdir diye düşünüyorum. İnşallah güzel sonuçlar alırsınız. Bu videoda inşallah faydalı olur size. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.